Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Kaldığımız yerden Palworld serimize devam ediyoruz. Önceki bölümde biliyorsunuz işte maden toplamak gerektiği için ara vermiştim. Kendim biraz maden toparladım. Hala daha da geri de alabiliyoruz. Allah, çok aldık. Hep bu hatayı yapıyorum. Epey de şey varmış, ore varmış zaten. Şunların alayını koyarsam. Yes. Sort diyelim. Hadi bunları buraya salalım. Bunlardan da buraya koyabiliriz. Fazlasını vesairesini. Tamamdır. Bunlar böyle bir dursun. Şimdilik devam edelim. Videoyu beğenerek destek olursanız çok sevinirim diye ekleyeyim bu arada. Bununla beraber kanala katılarak destek olup erkenden izleyenler varsa sizler de hoş geldiniz. Ayrıca teşekkür ediyorum destekleriniz için. Şimdi yapacaktım. Sphere Workbench yapacaktım. Bunun için malzeme zaten topladım. Fazla da elimde var. Bunu da bir köşeye atayım. Vallahi iyice dağıldı. Base. Ama çok da dert etmeyeceğim bu aşamada. Oy. Hepiniz gelecek misiniz gerçekten ya? Gerçi sonuncusu gelene kadar tamamlıyoruz bunu diyeceğim. Evet, tamam. Bir de bunu ayarladık. Şimdi buradan baktığımızda daha iyi olanını da yapabiliyoruz. İngot istiyor sadece farklı olarak. Çok da bir 10 tane yapayım ya. Çünkü ihtiyacım olacak. Üzerimde sadece 4 tane normal Pokemon topu kaldı. Mega Pokemon toplarından da bir 10 tane olsun ki üzerimde bir şeye benzesin. Çünkü belli de olmaz, bakacağım. Şunlar çalışır da şey olursa iyi olur. Birazcık poke topu gürültürse şahane olur. Yardıma gelmesi de muazzam oldu bu arada bunun. Güzel. Buraya bir tane kutu koydum. Yakında daha rahat taşınsın vesaire diye. Onlar da bayağı bir şey büyütmüş. Bunlar burada kalabilirler. Şimdi bu bölümde bir de yapmam gerekiyor. Cooler Box yapmam gerekiyor. Bunu da yapabiliyorum. Bunu da yapınca bir de upgrade'im de olacak. Cooler Box'ta yiyecekler bozulmasın diye var olan bir şeymiş. Buz Pokemon'larına atayabiliyormuşuz bunları falan. Ama bir şeyin bozuldu ben görmedim. Dikkat de etmedim gerçi. O da ayrı bir mevzu da. Yapabiliyor olmamız güzel. Nutrition'ları mı yazıyor sadece? Ben gerçekten çok anlayabilmiş değilim. Burada bir tane kalmış bundan. Bakayım yiyecek. Yapmış mıyız? Güzel. Baked berries var. Baked berries'leri burada bırakıyorum. Ben şunları şuraya koyarım. Bunları yiyelim. Tamamdır. Burası tamam. Şimdi bir de yapmak istiyordum. Şunlardan biraz taşımak kolay olsun diye üzerime kedilerden almıştım. Şunları bir paypal ekleyelim. Uçabilen, benim üzerine binebileceğim cinsten Nightwind'ler vardı. Hydromaniac var bir tane. Hydromaniac neymiş ya? Water Attack demiş. Tamam. Su saldırılarına daha fazla veriyor. Molochist direkt saldırısı artıyor galiba. Yok, defans artıyormuş. Tabii mantık olarak. Ben şu Nightwing'i alacağım. Travel Companion olabilmesi için Cambria. Tamam. Şunu alayım. En yüksek levelde zaten bu ikisi var. Defansı daha yüksek olduğu için aslında bunu alsam daha iyi olabilir ya. Bunu alayım. Bir de Nightwing'in teknolojisini açayım. Açmış mıydım zaten galiba? Açmıştım. Hemen buradan Nightwing Saddle. Her şeyden de var. Çok fazla istiyor bazı şeylerden ama arkadaşlar uçacağız nihayetinde. Uçmaya değer. Bana hızlıca yardımcı olsa şahane olur gerçi. Boşver. Daha fazla Pokemon yardımıma gelsin de daha hızlı tamamlayalım istiyordum. Biraz bekle, sıkıntı yok.
Bunu yaptıktan sonra hem birazcık keşife de çıkmak istiyorum. Hem de şeye şu Rain Syndicate Tower'ı bir denemek istiyorum. Üzerimde tabii ona göre ekipman şey yapayım da. En azından bir tanesi yardıma gelse güzel olur tabii. Birden fazla şey yapan Pokemon'ların kafasına göre takılıyor olması bir tık problem. Ya problem değil de daha dağınık oluyor. Yapmak istediğimiz şeyi yaptırmak daha zor oluyor. Daha odaklı çalışabilmek o açıdan önemli. Bu arada base'i büyütmeyi unutmamam lazım. Base'i büyütmeyi unuttum. Tamamladıktan sonra onu yapayım. Bir sonraki sıramız nedir? Aha bir de stat puanım var kullanmadığım. Level atlamışım herhalde şey kasarken, maden kasarken. Ha gayret çok az kaldı. Ya bunların... Ha hemen geldi biliyorsun. Ha birden fazlası gelemiyormuş yanıma herhalde. O yüzden bir tık yavaş oldu. Şunu alayım. Şey yapacaktım şuradan. Base upgrade. Hop 10'a çıkartabildik. Aa maximum number base 2. 2 mi şu an? Aynen şu an 2. Bir tane daha base kurabiliyorum. İkinci bir base kurup belki ha wheat plantation istiyor, cooking pot istiyor, build mill istiyor. Mill ve cooking pot kolay da wheat plantation için wheat bulmak gerekiyor. Onu nereden bulacağımı henüz bilmiyorum. Hadi bakalım. Bu arada statlardan enhance stat diyelim. HP'ye gene ben vereyim. Right diyelim. Şimdi güzel. Yükselebiliyoruz böyle. Zamanla düşüyor mu? Yok, düşmüyor. Hareket edince düşüyor. Okey. Çok da problem değil. Böyle. Biraz yavaşmışız ya. Aşağı iniyor tekrardan şey olduğunda. Peki tornado atak dediğimizde çok da iyi değilmiş. Çok hızlı da sayılmaz. Oğlum. Aa çok acayip. Vuramadık bir türlü. Çok memnun değilim. Hakikaten çok memnun değilim. Ben şuna bir döneyim. Öleceğiz de ha. Hop boşa attım. Çok güzel. Temizleyeyim. Neyse ki bizim Pokemon hiç fena değil. Al öyle ziyan yok. Aa armor damage diyor. Nasıl ya? Ha başlığımız şey olmuş bozulmuş. Tamam sıkıntı değil. Şuradan hemen fast travel'a geri dönebiliyorum zaten. Şöyle bir deneyeyim dedim uçuşu ama tatmin olmadım ya. Vallahi tatmin olmadım. Daha iyi bir şey bulmamız da gerekebilir. Şunların hepsini bir repair edeyim.
şeylerin bir kısmını bırakalım. Şu üzerimdeki fazlalıkları da ingotlar var. Bunları da buraya yerleştirelim. Sort diyelim. Güzel. Şuradan yiyecekleri fazla olan yiyecekleri şunlardan var fazla. Buraya koyalım. Al. Tamamız gibi gözüküyor şimdilik. Bunlar da çalışa dursunlar. Şimdi. Öyleyse ben akşam da olacak gibi gözüküyor ama çok problem değil. Şuraya bir gidip şu kısımlara bir yürüyeyim. Mi yoksa direkt şuradan birazcık bir şey yapayım. Keşif yapayım. Sonra Rain Tower'da bir deneyeceğim. Biraz daha güçleneyim. Elim de alışsın istiyorum. Şunlardan da... Biraz level... Aa, burada şey var. Loot varmış. Böyle baktığımda buradan sağdan gidebiliriz. Burada loot gördüm. Bunu yakalarız diye ben de tahmin ediyorum. Pokemon'umu atayım bu arada. Saldırmaması için şimdilik emir vereyim. Buralarda başka bir yerler. Bir save noktası falan illaki çıkar bu bölgede. O save noktasından şeye doğru dönüş yaparız. Sela reyler var bak şurada da bir de. Şu sela reylerden de bir iki tane... Yakalayalım. Aa, öldü direkt. Onur. Güzel. 19. levelde olduk. Hemen enhance stat diyerek canımı arttırıyorum. Şöyle bir 2000 canım falan olsun istiyorum ki. Burada bir şey var. Orada parlayan yere gidelim. Ya save noktasıdır ya başka bir şeydir tabii doğal olarak. Ne olabilir ki? Azaltmadım ihtimalleri. Ya save noktasıdır ya başka bir şeydir. Hadi canım. Ruby diye bir şey var. Fire Pokemon. Level 5. Level 5'i mavi Pokemon toplarıyla alırım. Değişik bir Pokemon daha. Belki yakalanmaz. Yakalandı. Marsh Island. Ha, Katras diye bir boss var burada. Üzerimde yeteri kadar Pokétop yokken onunla kapışmaya girmeyebilirim. Gerçi Mega Pokétoplarım var. Sealed Realm of Invincible. Burası acaba şey mi? Evet, dungeon. Okey. Ha, dungeon'ın içindeymiş zaten. Aa, şurada save yeri de var. Ona da bakalım. Mamorest var bir tane. Şu Mamorest'lerle kapışacağız da.
Bir kaşınıyorum ama bu levelde değil yani, tek atar. O kadar vurmak istememiştim, özür dilerim. Şurada bir loot var galiba. Şey loot'u. Adını unuttum zımbırtılardan. Kalıcı. Upgrade yapmamıza yarayan. Kremis. Şu nedir? Çikipi, çikipi. Şunu gideyim alayım. Bu nedir? Aa. Mega Sphere. Tamam, bunlar da yerden çıkıyorsa şahane. Bunlar da yerden çıkıyorsa kesin farmlamamızı da sağlayacak şeyler de vardır. Çok erken de o. Bundan da alalım. Hop. Gidebiliriz. Bunu alacaktım ha. Bu da böylece tamamlandı. Güzel. Geri gideyim. Depreso mu? Muscle Head ve Stronghold Strategist şeklinde iki tane güzel özelliği çıktı bu arada bunun. Lambol, lambol. Bu ne varsa artık. Şuralara gitmek lazım. Bayağı da geniş haritamız var. Kapışılacak çok boss. Yapılacak çok şey var gibi duruyor. Bunu koyamıyoruz. Tamam. Kömüre benim ihtiyacım olacak kesin. Şöyle bir 40 tane falan yapılsın. Şunun içinde bir şeyler büyütmüştür. Güzel. Daha fazlası bile var. Tamam. Şunu atayım da bir aydınlansın. Ben unutuyorum hep. Fast travel yaptıktan sonra tekrar çantaya dönüyor. Bunu yapmamışlar inatla. Bir uyuyayım ben de. Ondan hemen de bakayım. Small pulse ol. Her şey her yerde olduğu için bir tane da var. Az daha ok yapsam mı ya da upgrade yapabileceğim bir şey var mı? Teknolojilere baktığımda şöyle 19'dan geriye bakayım. Breeding farm. Ha, çiftleştirmeye de başlayacağız hayvanları. Sanıyorum ki belki Poison Arrow. Poison Arrow için yeteri kadar yani çok fazla şey yapamayabilirim. Training Dummy, Wall Torch. Vallahi galiba şimdilik ekstra istediğim bir şey yok. Poison Arrow falan açmak lazım tabi de. Grappling Gun falan varmış. Polysense Condenser. Mega Grappling Gun. Evet. Arkadaş. S
ziyanı yok. Ben birazcık... Birazcık ok yapayım. Bana bir yardıma da gelin, daha hızlı yapalım. Zaten sabah oldu bu arada bunlar uyandığına göre. Yani uyumama çok da gerek kalmadı. Şu Rain Syndicate Tower'a doğru bir gidelim. Artık onun vakti geldi gibi hissediyorum. Tower buradaydı ha. Haydi bakalım başımıza neler gelecek göreceğiz. Şey de yapayım. Hatta sana da diyeyim. Bu Pokemon'la gideceğim. Bununla attığım şey de güzel. Ulti de güzel. Time limit 10 dakika. Join boss battle. Tek başıma giremiyorum zannettim. Bir an korktum. Ara sahne de yapmışlar. Hayret. Ana. Şey, gym trainer. Antrenör. Pokemon antrenör kafası. Eyvah. Aa, buna karşı iyi, su Pokemon'u yürümez. Zoe ve Grizzbolt diye bir. Gel bana. Şöyle bir güzel yakalım şunu. Nereye kaçtığıma daha çok fikrim de yok. İyi hasar veriyoruz. Hop, iyi hasar da alıyoruz. Sen bir geri gel. Benim galiba okum yetmeyecek ama buna. Çokmuş canı. Üçte birini anca indirdim. Yemedik onu, güzel oldu. Sen bir gör gel. Tekrar gör atayım. Onu odaklandığı zaman geri çekerek. İki dakikada yarıya indirebildik. Ah, kaçırdım. Gel. Tekrar fırlat. Ölecek. Pokemon'umuz ölecek. O beni üzer. Şöyle birazcık. Güzel. Yanlış oldu. Gel bana. Ya yapma işte bunu. Neredesin? Tam ultimi atacakken. Şimdi.
Güzel. 7900 canım kaldı. Şunu geri al. Şunu fırlat. Vurdu. Pokemon'umuzun canı az olduğu için şuradan vurabiliriz. Hop. Sürekli arkasında tutmaya çalışıyorum şeyi. Yürüle vurmaya çalışalım. Hayır. Direkt ona döndü. Orada bir şerefsizlik oldu. Ben de ölüyorum. İşin ilginç yanı. Burada. Güzel. 2500 canı kaldı. Alırız bunu. Alamayacağız. Bununla... Benim de canım az. Çok güzel. O da güzeldi. Kafa kafaya girerlerse bunlar alırlar. 558 kaldı. Bunu acaba atabiliyor muyuz bunu? %0. Tamam. Aldık. Biraz zorlu oldu ama aldık. Save noktası mı? Fast travel. Güzel. Yani buradan atlayıp gitmek de çok eğlenceli olur. Base'imize bakayım mı? Oraya kadar gidemem ama. Bir süzülerek dinleyeyim ya şuradan. Bunu yaptık. Biz ne kazandık? Ancient Scroll kazandık sadece. Egg Incubator. Da açabiliriz gibi gözüküyor. Açmış mıyız zaten? Pardon, açılı olmuş olabilir o. Grappling gun falan açabiliyoruz. Olur. Da kadar mıydı ya gerçekten? Daha fazlasını bekliyordum sanki. Bu tatsız oldu, öldük şu an. Süzülmeyelim diye düşünmüşler. Olur. 2 saniyede alırız ya. Burada şey var. Save noktası var. Epic fail'dı. Ama ziyan yok. Öldüğümüz yer şurası. Hemen şuraya gideyim. Pokemon'u nasıl diriltebiliyorum bu arada ya ben acaba? Sendika'nın haydutları orada kapışıyor. Okey. Şunu buraya koyalım. Partimize bakalım. Cannot know izin verir mi? Ne Palbox? Ha, Palbox'a koy diyor, tamam. Burada ben bunu görmedim ya hiç. Yeni mi açıldı? Dungeon var. 171 dakika içinde bitecek falan diyor. 13 level boss. Gireriz, ona gireriz. Ama hemen şöyle bir geri dönüp.
10 dakika sürecek bunun kendine gelmesi. O bir tatsız. Çünkü daha yüksek... Aha, bir tane bu var. Tamam, bunu alayım. O değil, şuraya gel. İkinci bir şeye de ihtiyacımız her daim varmış belli ki. Bunu açmak da mantıklı. Daha iyisi de varmış. Bizim şu an bizden istediği cooking pot, meat plantation vesaire vesaire. Şunu alabiliriz. Hatta bunu direkt şuraya koyalım. Sağlam bir şeyler yeriz. Güçlü Pokemon lazım bize ya. Yani güçsüz de sayılmaz aslında hani. Sahip olduklarımız da. Daha iyileri muhakkak vardır. Ama hangileri iyidir? Bunları bayağı, oy, bunları bayağı bayağı şey yapmak lazım. Bildiğiniz hani. Çilete de alsam mı ya yanına? Bir level olması yeterli değil gibi hissediyorum. Ama sıkıntı değil. Şeye gireceğim. Şu dungeon'a bir gireceğim. Bir daha üzerimde fazla bir şey varsa onları bırakayım. Diyeceğim. Fazla bir şeyim yokmuş zaten. Para var ya. Şu parayı bir bıraksam sanki bir tık üzerimizde heba olmasın. Tamam. Bize bir de şey lazımdı. Şu kutu da vardır. Hem yeteri kadar yok ama olur. Birazcık daha ok yapayım. Biriniz gelin. Daha hızlı yapalım şunları. Şey olan Pokemon bulmak lazım ya. Bir tane Pokemon olacak. Hem ekecek, hem sulayacak, hem de hasat yapacak. Öyle bir şeyler bulmak lazım. Bunların arasında yoktu diye ben hatırlıyorum onu. Yani başka da bir şey yapmayacak ama tabii. Olay o. O da biraz zor muhtemelen ya şu aşamada. Neyse, acelemiz yok. Fast Travel'de şuradaki şeye tekrar bir git. Orada bir dungeon gördük. O dungeon'a girelim. Bakalım güzel lootlar mutlar bir şeyler bir çıkar gibi duruyor. Şey alayım. Hangi Pokemon'la takılalım? Level atlarız ya şu. Şununla görürüz. Level 13 diyor. 167 dakika kaldı diyor. Belki de süreli olduğu için görmemiş olabiliriz daha evvel. Yani şu an ilk kez giriyor olabiliriz. Loot mut alınıyor mu bunlardan? Yok. Butler. Tamam. Bunu da atalım. Ya da aynı şeyi de kalalım. İkincisini de yakaladık. Level 20'ye doğru da. İçeride boss var. Ha, şunun arkasında ya da içeride. Şurada galiba ya. Burası çok boss odası gibi duruyor. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Ha, sen bir sefer vur şuna.
armor damage. Ah! Alamadık bir de. Şapkamızı yapmayı unutmuşuz ya. Sağlık olsun. Ben şuna geçeyim. Boss'u yakalamayı deneyeceğim çünkü. 3 farklı yol var. Soldan başlayalım. Şuradan geldik. Kesin kafam karışacak. Çıkışı bulamayacağım. Kilamari. Kilamari'nin ne olduğunu bilmiyorum. Mesela şu Kilamari'yi yakalamak istiyorum. İlginç lore'ları da var bu arada. Arada sahada yazıyorlar falan ama. Bu önemli bir şey mi? Palladium ha. Epey palladium çıkıyormuş. Birazcık daha toplayayım. Palladium işime yarar çünkü. Buralarda böyle sandık kaçırmıyorumdur umarım diye de bakıyorum. Tam bir tık gergin. Yani ben gergin hissediyorum en azından. Burada bir şey yokmuş. Şuradan geldik, sola gittik. Ha zaten muhtemelen kemerli olan direkt bizi boss'a götürecekti ya. Hiç etrafı okumadım açıkçası. Ne yaşıyorsunuz oğlum orada? Bir kapışma var, gideyim bulaşayım da hepsini ben tokatlayayım. Sindikip tak. Ha bug'a girmişler. Lutumu alırım. Geçerim. Sen bir bana yaklaş. Şöyle tekrar şöyle gel. Şöyle bir şey yapsam. Direkt saldırmasını istiyorum şunlara. Heh. Onlar tabii onu saldırdılar. Çok az şeyim kaldı. Okum kaldı. Sağ olsun benim Pokemon'da. Ya bu şey tatsızmış ya. Yapay zekanın hakikaten çok saçmalaması bir tık tatsızmış. Bu yeşil olan bunlar özel bir şey olabilir mi ya? Değilmiş. Tamam. Denemesem aklımda kalırdı. Oradan girdik, buradan devam ediyoruz diye tahmin ediyorum. Hatırlıyorum daha doğrusu. Evet, buralar. Oksuz kaldık ya. Çok ok yapmam lazım benim.
Bir kez daha save alındı. Odalar değiştirirken... Bu da kırılabilir bir şeyim ya. Sülfür. Bir işe yarayacaktır diye tahmin ediyorum. Ne kadar ağır sülfür? Ağır. Biraz ağır. Ama bulmuşken alalım. İlla ki bir yerde işimize yarayacak bir şey. Yarı mı çıkacağız ya? Bu kadar mıydı burası? Öldürmek istemiyordum ama öyle denk geldi. Şimdi dungeon mantığını tam çözemedim. İnşallah bir şey yapmamızı beklemiyordu. Odalarda. Girdik, baktık, çıkıyoruz. Yakalamaya yeltenmedim. Şu taraftan da gidersek başka bir... Tamam. Aha. Burada herhalde. Evet. Level 10 Tanzi var. Dexterous Primate. 1066 bir şey değil ya. Sen böyle bir gel. Daha güçlü şeyi de çıkartayım. %70. Tamam, yakaladık. Ama sanki bu şey değil ya. Boss muymuş hakikaten bu? Yok. Sadece boss gibi gözüküyordu şeyi. Sanki boss bu değil. Bu da yazmıyor muydu zaten ya, ne boss'u? Neyse. 13 level falan gözüküyordu ama en azından. Bu nedir? Çıkış şeyi mi bu? Ha yok, tutlarımız da var, güzel. Ruby ve Pelt Armor Schematic, Crossbow Schematic, güzel. Okey. Tamamladığımıza falan dair bir şey gösterecek mi? Until expiration 9 dakika. Yani çok da bir şey olmamış gibi hissediyorum. Geri dönelim. Üzerimizi bir tamir de edelim. Hatta tamiri ilk önce hemen yapayım da. Daha iyi silah çıkardı aslında, bunu şey yapmaya gerek yoktu. Neyse. Bu şematikler high quality workbench.
Daha kaliteli olanları yapıyoruz. Crossbow. Bu crossbow yapayım ben ya. Fire arrows, arrow, tamam. Bir yarın olsun. Level de atlamışken bu arada bir kere daha canımı versem yoksa work speed'im arttırsam bir tık ya. Ondan da evvel benim weight'imi arttırmam lazım ya. En azından bir 500'e 1000'e falan çekeyim de. Yani 40-50 level için söylüyorum 500'ü 1000'e. Crossbow'u yapalım bir deneyelim de. Doldurması vakit alıyor gibi gözüküyor yani. Her arbalet gibi, her bundaklı yay gibi. Ama bir görmüş olalım. Çok rica ediyorum, birisi bana sürekli yardım etsin ya. Şunu da salayım da bir iş yapıyorsa yapsın o da. Gayret. Ya işte bu aşamada böyle bekliyor olmak çok tatlı değilmiş bu arada. Yani laf olsun diye bekliyoruz. Bu kadar uzun olmasına gerek var mıydı bunun? Ya da belki bir kısaltmanın falan yolu vardır belki ama. Henüz keşfedemedik. Ya da belki işte hani oyun şeyi de bekliyor olabilir. Emri ver. Sonra bak sen işine geri döndüğünde bul falan. Yapmış olsun Pokemon'lar gibi kafada olabilir. Pokemon'lar acıktı. Ha bu son gelen Tanzi boss'u yakaladık ama iyi mi kötü mü ona bakmadık. Ona da bakalım. Neyse ki yalnız bırakmıyorlar. Direkt birisi geliyor yerine. Yanımdaki bıraktığı zaman işi. Böyle güzel bir Kalaşnikov falan yapabilecek teknolojiyi açsaydık aslında. Hadi çok az kaldı. Güzel. Şimdi bunu 364 atak mı? Buradan buluruz bence. Güzel. Ona vurmayacağım tabii de. Ya bunlar da çok zayıf. Güçlü bir şeyin oraya doğru gideyim diyeceğim. Bir saniye birkaç tane daha ok yapayım. Common Shield de yapabiliyorum neyse. Oğlum şimdilik ihtiyacım yok. Bir tane falan alsam yeter. Güçlü düşman nerede buluyorum? Böyle bakalım. Lan niye şey almışım ya kucağıma? Neyse önemli değil o da. Bu Desolate Church kısmına çok bakmamışım. Cutress. Denenebilir. Şuraya bir bakayım ya. Buradan kuzeye doğru gideyim. Şöyle gidersem. Şöyle yapalım. Evet.
3 level düşmana vurmayayım mümkünse. Yani vurursak da şununla vuralım. Yakalamış olalım onu da. Aa kaçtı. Yakalanırlarsa ne hala, yakalanmazlarsa da yakalanmazlar mantığıyla. Bakacağım biraz bunlara. Çok yüksek. Şuradan keçi gibi. Allah. Tamam. Double jump'la biraz şeyimizi azalttık. Şuradan şöyle geçiş var gibi duruyor. Şuradan geçerim. Yakalanır illaki o. Ha. 1102 vuruyorum yani, artık deneyeyim dedim de 4 level düşmanı 1102 vurduk. Şuralardan geçişimiz. Ha, o kadar vurmasaydı keşke. Şurası dungeon mı değilmiş pardon. Dungeon girişi gibi bir yer zannettim. Pekala güzel, bunu da görmüş olduk. Şeyini fark etmedim ama. Attık doldurması. Yok gayet güzel de dolduruyor. Oğlum crossbow bayağı iyiymiş. Bu seviyelerde bayağı iyiymiş. Sevgili arkadaşlar, öyleyse videoya beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz bir sonraki bölümde. Hani başka söyleyeceğim bir şey vardı, unuttum sanki. Ha, katılarak destek olanlara da ayrıca da teşekkür ederim. Erken izleme fırsatı için abone olan çok fazla insan var. Yani sonraki bölümde görüşürüz. Destekleriniz de gerçekten çok önemli benim için. Onu diyecektim, şimdi hatırladım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.